Belki şunu da ekleyebiliriz Ayşenur Hanım. Çok güzel vurguladınız. Karşı taraftakinin ne düşüneceğiyle alakalı değil bizim yapabileceklerimiz. Kendimiz iyi olanı yapmaya çalışalım diye. Karşı taraftaki de bazen belki de hiç böyle bir şey düşünmeyecektir ama biz böyle varsayabiliriz. Yani zihin okumaktan Tabii bahsetmiştik tabii ya, bu dediğiniz kısmını da doğru. hatırlatalım. Tabii. Programın ilk kısmında Aynen. biraz daha araya gitmeden Evet. öncesindeki dakikalarda zihin okumaktan bahsetmiştik. Halden anlamakla zihin okumak arasındaki farkı izah ettik. Yayınımız YouTube Live TV hesabına yüklenecektir. Bütün programlarımızın olduğu gibi kaçırdığınız kısımları dilerseniz oradan da tekrar seyredebilirsiniz. Şimdi burada ben böyle davrandığımda karşımdaki ya ondan bir menfaatim olduğu için böyle yaptığımı düşünürse, demek de benim zihin okuduğumu Çok güzel. gösteriyor. Çok güzel. O yüzden biz de kendimizle alakalı hem iyilik yap denize at denir, biraz daha böyle bir anlayışta olmak. Hem de neden zihin okumaya meyilli davranıyorum? Yani böyle yaparsam ya buna kırılırsa, ya belki de hiç kırılmayacak, hiç alınmayacak belki de. Ya ondan bir menfaatim olduğunu düşünürse, Evet. sordun mu düşünüp düşünmediğini? Doğru. Gerçekten böyle bir şey geçmiş mi aklından? Bu benim varsayımım mı? Doğru. O yüzden kendi varsayımlarımız üzerine hareket etmek yerine açık iletişimde, eğer böyle bir şey olduğunu kendimizce düşünüyorsak, bu düşüncede de kalmak yerine bunu açıkça Aynen. sorup söyleyebilmek. Buranın şöyle bir alanı da var. Mesela izleyicime söyleyince, siz de anlatınca şunu hissettim. Mesela kendi ihtiyaçlarınızı anlatmayı da deneyin, oldu mu? Bunun insanlar tarafından da nasıl ele alındığını ve size nasıl geri döndüğünü hissedin. Bu ne kadar tatlı, güzel bir şey Evet. olduğunu anlayacaksınız. O yüzden de başkalarına siz de soruyor olacaksınız. Ha, yani biraz da sanki bu deneyimi yaşamanızın ya da bu deneyimin içinde kendi Evet. ihtiyaçlarınızı anlatan ve o işte kendi ihtiyaçlarını söylediğinde insanlar aslında nasıl davranıyor ya anlarsanız, ha dersiniz ya güzel insanlar var ve beni anlamak için Evet. çabalıyorlar aslında. Bir de kendimize de sorabiliriz. Herkese karşı çok güvensiz bir zeminde mi Tabii. bakıyoruz hayata? Önemli. Yani karşımdaki kişiye sürekli bir şüpheyle bakıyorum ve benimle alakalı yanlış yorumda yapacaklar endişesiyle mi yaşıyorum kısmı da kendimle alakalı sorgulamam gereken kısımlardan birisi diyebiliriz. Kesinlikle. Bir sorumuz Ah, daha çok var. güzel tabii. Bu da yine bugün bahsetmek istediklerimizle çok bağlantılı bir Tamam. soru. Araya gitmeden de belirtmiştik. Hep kendimizi düşünmek son zamanlarda vurgulanıyor. Bununla alakalı yanlış bir algıya kapılmamamız da önemli diye. Tamam. Tam da bununla alakalı şöyle bir sorusu var izleyicimizin. Son zamanlarda sıklıkla vurgulanan, önce kendini düşün, önce kendi iyiliğine hareket et, senin iyi olma halin her şeyden önemli gibi cümlelerden yola çıkarsak, başkalarının halinden anlamamız daha mı kolay olur, Çok daha güzel. mı zor olur? Bu hani siz dediniz ya, bir şeyin konteksti, bağlamı çok önemlidir. Şimdi mesela bu bağımlı profilde ve aşırı feda eden ve kurban profilindeki insan için muhteşem bir cümle. Ve öyle bir danışan geldiğinde ben de öyle diyorum. Önceliklerini kendin için oluştur. Ama narsist birisi için ya da aşırı haz odaklı ve ben merkezci birisi için bu cümle değil. Ya da normal, aslında ikisini dengede tutan bir insan için değil. Yani bazı cümleleri, o kişisel gelişim cümleleri bağlamdan, konteksten koparılınca şey gibi oluyor. Böyle havada kalan, ama bunlar ne ya, narsist yetiştiriyor bu psikologlar, öyle ya, psikologlar narsist yetiştiriyor gibi algılanıyor. Hayır. Evet. Şimdi şöyle, biz her zaman diyoruz ki insanın kendine değer vermesi, kendini sevmesi, kendisiyle ilgili artılarını ve eksileriyle ilgili görebilmesi çok kıymetli bir şey. Neden? Şimdi bunu göremeyen insan, yani kendi değeriyle ilgili farkındalığı olmayan insan iki uca savruluyor. Bağımlı, hiç kendisini görmeyen, başkalarına sürekli feda eden, kurban profilinde, ya da aşırı narsistik, örnek veriyorum, sürekli haz odaklı ve başkalarını ezen, kimseyi görmeyen profilde. Eğer ki kendimizi sağlıklı bir şekilde, belki öyle revize edelim, kendimizi sağlıklı bir şekilde değer vermeyi, sevmeyi öğrenemezsek, sağlıksız patolojiler içerisinde, sağlıksız ilişki, aile, evlilik ilişkileri içerisinde dönüp dururuz. O yüzden buradaki şey şu: benim eksilerime, artılarıma farkındalıkla bakabilmem ve kendi ihtiyaçlarımı da görebilmem. Tabii ki zaten şöyle, bu sağlıklı insan büyürken karşı taraftaki ya da diğer canlılara bakmaması imkansız. Yani bunu da şöyle düşünelim: kendisini seven, kendisine değer veren insan bilakis diğer insanlara karşı daha duyarlıdır. Çünkü neden?
kendisiyle ilgili hem zaaflarına hem güçlü yönlerine, zayıflıklarına ya da işte güzel yönlerine bir şey yapmıştır, meydan okuma yapmıştır ve buraları çok iyi görmüştür aslında. O kendisiyle savaşını vermiştir, öyle diyorum. Kendisiyle savaşı bitmiş. Hani hep öyle diyoruz ya mesela bazı insanlar için, kendisiyle savaşı bitmemiş. Yani o çok önemli. Kendisini seven o insan demlenmiştir, dinginleşmiştir ve kendisiyle savaşı bitmiştir. Şimdi bu insanın kendisini sevme ve değer verme de aşırıya kaçması ne demek? Narsizm gibi. Sadece kendini düşünen, hiç kimsenin ya da başkalarının ya da aile fertlerinin ya da çocuklarının ihtiyaçlarını görmeyen, sadece belki maddiyat, nesne ya da haz odaklı bir yaşam sürmesi. İşte bu sağlıksız narsizm. Yani herkese diyoruz ya, bir sağlıklı sevgi, sağlıklı ben merkezcilik olmalı sağlıklı bir şekilde, ama narsizmde sağlıksız bir ben merkezcilik var. Ya da dediğimiz gibi bağımlı, fedakar ya da kurban profilinde de kişi hiçbir şekilde kendini sevmiyor. Hatta kendini sevmeyi geçtim, kendisini tanımıyor. Narsizmle ya da o tarz kişilerle birlikte olarak özgüvenini kendisinin aslında var etmeye çalışıyor. Yani yanında kendisini aşırı seven ve sağlıksız seven birisi var. O onu tamamlıyor aslında. Bazen şeydir, bu ilişkilerde deriz ki mesela o kişilere, ya yani bazen denkliği ararız ya, işte fizik olarak, işte eğitim olarak, Allah Allah bu iki kişi birbirini nasıl bulmuş? Hı-hı. Ben çok diyorum, o kadar net gözüküyor ki. O onun kendisini hiç sevmemesini, diğerinin de kendisini çok sevmesiyle ilgili bir eşleşme aslında orada. Karşı tarafın o narsistik tarafları diğerinde olmayan özgüvene sağlıksız da olsa merhem gibi geliyor. Ya da diğerinin işte atıyorum kendi ihtiyaçlarını feda eden, işte atıyorum kendi ihtiyaçlarını görmeyen ve ona tapan, öyle diyeyim ne yazık ki, ona sürekli böyle büyük bir şekilde yüceleştiren bir kişi gibi görmesi onun narsistik taraflarına çok iyi geliyor. Kendini sevmek dediğim gibi dengede olduğunda olması gereken bir öncül. Çünkü biz kendisini sevmeyen insanları en çok nerede görüyoruz? Depresyonda. Evet. Kendisini değersiz bulan, hayattan intiharla ya da farklı şekillerde gitmek isteyen, ben neyim ki bu dünyada, niye varım ki diyen insanları biz, bakın depresyon nedir? Önemli bir klinik hastalıktır. Yani demek ki doğamızda kendimizi sevmemiz gereken bir taraf var. Ben niye depresyonu bir hastalık olarak tanımlıyorum? Neden? Çünkü bu insanlar giyimine, kuşamına bakmıyor. Günlük ihtiyaçlarını yapmıyor. Geleceğe karşı umutsuz, uykusuz düzenli, serotonin, yani biyolojik mekanizmaları tamamen bozulmuş. Bu insan ne? Kendisini sevmiyor. Bir hastalık yani. Evet. O yüzden kendini sevmeyi dengeli olarak, ne narsistik ya da ne de bağımlı, evet, bir kısımda durmadan dengeli bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu cümleler daha çok bağımlı ve şey profiller için söyleniyor, kurban profilleri için. Yoksa narsizmi daha da şişirir. Hı-hı. Hani aslında biz çok eleştirdiğimiz yer burası. Hı-hı. Kendini sev, kendini önceli. Ama kendimize dair sağlıklı bir bakış açısı geliştirirsek, bir yandan bu soruyu öyle de anlıyorum, empati becerimiz de artar değil mi? Yani kendimizi sevip... Kesinlikle. Yani şöyle, kişi kendini sevdiği zaman önce kendi halinden anlamaya başlıyor. Evet. Yani neye halimin, ihtiyacı hatırımın, var? Değil mi? Evet. Hı-hı. Bu vücudun neye ihtiyacı var? Ruh sağlığımın neye ihtiyacı var? Hayatın içinde koşturup giderken hep diyoruz ya, bir duralım bakalım, soralım kendimize neye ihtiyacımız olduğunu, hı-hı, soralım diye. Siz de değindiniz. Şimdiye kadar bize hiç sorulmadığı için... Bu bize biraz garip geliyor. Kendimizin neye ihtiyacı olduğunu sorduğumuz zaman da kendimizle olan ilişkimiz daha iyiye gitmeye başlayacak. Haliyle başkalarıyla alakalı da sanki bu yorumu yapmamız daha sağlıklı bir çok hale güzel gelecekmiş gibi. Çok güzel bir cümle. Ne narsizmde ne de bağımlı kişilik bozukluklarında, ikisi de aslında kendi halini sormuyor biliyor musunuz? Narsizm de kendinden, hı-hı, kaçıyor, bağımlı da. Evet. Ne kadar ortak bir şey ya. Yani, evet, hani ikisi de aslında kendi halini gözeten insanlar değil. Sadece öyleymiş, evet, gibi yapıyor ya da öyleymiş gibi yapıyor bir tarafıyla. Evet, bunu şöyle belki aktivite boyutunda düşünebiliriz Nihan Hanım. Kendimizle sohbet saatleri, hı-hı, kendimizle... Hani bazen görüyorum bazı paylaşımları, çok tatlı bence değil mi? Kendimle bugün vakit geçiriyorum, çayını, kahvesini, kitabını almış ya da çocuklar uyudu, işte atıyorum eşim de gitti, bir kendimle baş başa bir oturuyorum filan. Kendimizle içimize dönmemiz, o demlenme saatlerini yaratmamız, bu kargaşa, bu hız haz çağında aslında yapmamız gereken, ruhsal sistemimizi anlamamız için çok önemli buluşma vakitleri. Burada biraz daha
işin yalnızlaşma boyutuna gelecek olursak Ayşenur Hanım, kendimizi yalnızlaştırıyor olabilir miyiz? Bunu bile isteye kendimiz yapıyor olabilir miyiz? Nasılsa kimse beni anlamıyor, kimse çok halen güzel anlamıyor. Ya da az önceki izleyicimizin sorusu gibi, benim iyi niyetimi yanlış yorumluyorlar cümleleriyle kendimizi biraz daha yalnızlığa çekiyor olabilir miyiz? Evet, evet. Şimdi şöyle oluyor, kişiler ihtiyaçlarını da dile getirmeyi öğrenmedikçe ya da bilemedikçe ve hani öyle ki bazen hani buna nasıl insan bir şey diyebilir ki Nihan Hanım? Belki onu konuşmadık ama kısaca bahsedeyim. Aile ortamında da ihtiyaçları görülmediyse yani görülmeyen bir çocuksa ya da herkes kendi hayatında da görülmeyen figürlerse anne baba kardeşler bu kişi zaten ihtiyaçlarını söylemenin bir şeye dönüşeceğini ya da başkalarının ihtiyaçlarını görmenin bir güzel bir şeye dönüşeceğini bilemez. Aynı şey gibi bir ülkeye hiç gitmemişseniz değil mi? Orada rehber yapılmamışsa size o ülkesi yabancı gelir ve hiç gitmek istemezsiniz. O yüzden bazı şeyleri ben danışanlarıma da öyle ödev gibi veriyorum. Diyorum ki bu hafta ihtiyaçlarınızı birbirinize anlatın. Belki ilk başta robot gibi oluyor, böyle yapay geliyor filan ama sonra bunun ne kadar keyifli bir şey olduğunu, aslında kendi birbirimizi nasıl anladığımızı fark ediyoruz. İşte yalnızlaşma şöyle: aile ortamında bir kalıp öğreniyorum, bir dil örüntüsü öğreniyorum, bir ilişki biçimi öğreniyorum ve o ilişki biçimini sürdürüyorum ve sonra dünyayı aslında ben biraz güvensizlik penceresinden bakıyorum. Ya da diğer belki izleyicimizin o sorusundaki tını gibi bir tarafıyla, acaba ben böyle sorduğumda ya da söylediğimde benimle ilgili farklı şeyler düşünürler mi diye aklıma güvensizlik soruları da gelebiliyor. Bu bir alışkanlık. Ama aile ortamında görülmediysek, dediğim gibi ihtiyaçlarımız çok o kadar dile getirilmedi ya da sorulmadıysa biz bunu bilemiyoruz. Evet, böyle bir insan yalnızlaşır. Bu şöyle üzücü şu açıdan, yalnızlık doğamızda yok. Yani bunu zaten kim reddedebilir ki? Yalnızlık değil, bizim ilişkiler içerisinde sağlıklı olduğumuz bir taraf var. Biz ilişkiler içinde iyileşiriz, ilişkiler içerisinde yaralanırız ve ilişkiler de bizi büyütür, geliştirir aslında. Şimdi yalnızlık burada benim çok fazla aşırıya kaçmadıktan sonra gitmemem, bazı zaman gidebilirim ama çoğu zaman da gitmemem gereken bir taraf. O zaman dünyaya küskün, insanlara küskün, hayata küskün insanların ne yazık ki kendi içlerinde depresif bir ruh haline büründüğünü görüyoruz. Bir şey yapmak istemiyor bu insanlar, ilişkilerde bulunmak istemiyor ya da... Zaten şu zamana kadar kim halimden anladı ki? Evet. Ama aslında ihtiyaçlarıyla ilgili bir şeyi yok, becerisi yok yani bunları yapmadan. Zaten bu zamana kadar benim ne ihtiyacım görüldü ki ya da kim neyi sordu ki deyip kendilerine karamsar bir kısır döngü şey yapabiliyorlar. Ben bazen şöyle diyorum danışanlarıma, bunu bir deneyin, tamam, işe yaramazsa tamam diyorum, gelmeyin terapiye. Çünkü gerçekten o bir dil gibi, yani İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, yani o dili bir konuşmadan, insanların size o dille nasıl cevap verdiğini görmeden o duyguyu yaşayamazsınız. Böyle şey gibi, ama hocam işte ben öyle ihtiyacımı anlatırsam robot gibi oluyor, yapay oluyor. Bir de ya bak bakalım orada nasıl bir duygu hissedeceksin? Aa, kendi sesimi duyuyorum. Karşı taraf da bana bir şey söylüyor. Ve sonrasında davranışları değişiyor filan. Aa, ne oldu bir anda eşime filan. Tam da bu işte. Sen ufak tefek ihtiyaçlarını söyledikçe eşi de diyor ki, ha, bunun o ihtiyacı var. Ben de yapıvereyim, ne olacak, insanım filan yani. O yüzden yalnızlaşmak biraz güvensizlikle ve dış dünyaya karamsar olarak baktığımız, çok istemediğimiz bir taraf. Ama biz diyoruz ki ona, tek başınalık, yani insanın kendisiyle tabii ki yalnız hissettiği ya da kendisini biraz daha belki kendi başına vakitlerde kaldığı kısımlar olacak. Bunlar sağlıklı yalnızlıklar, sağlıklı tek başınalıklar. Ama öbür tarafıyla dünyaya bu anlamda ihtiyaçlarımı vermiyor. Hiçbir şey alamadım. Ne ailemden gördüm, ne eşimden. Hele ki böyle insanların daha da karamsar oldukları yerde boşanmalar ya da ikinci, üçüncü evlilikler. Acaba orada ne işlemiyor? Yani benim ihtiyaçlarımı anlatmam, karşı tarafın ihtiyaçlarını görmesinde benim yapmadığım acaba eksiklikler mi var diye dünyaya biraz da farklı bir gözle de bakmak lazım. Herkese de nasip olsun diyorum bu duygu. Çünkü bazen o yanlışın ya da o şeyin içinde dönebiliyoruz. Ve hayatı aslında bizim yapamadığımız beceriden dolayı hayatı suçlayabiliyoruz, insanları suçlayabiliyoruz. Her zaman dediğim gibi halden anlamayan insanlar hep olacak. Tarih gibi, tarihte bir sürü var.
Ama muhteşem, işte bugünkü Filistin meselesinde olduğu gibi, bunu gören, halden anlayan milyonlarca insan da olacak. Dünya tam da böyle. Evet, kötü insanlar, bencil, hırslı, işte bilmem ne filan. Ama aynı zamanda da iyi, umut dolu insanlar da olacak. İşte kimlerle karşılaşıyoruz filan, genelleştirme yapıp, burada kendimize evet, kişiselleştirip depresif bakış açıları çıkarmamak gerekiyor. Eğer karşımızdaki kişi hiç halden anlamayan biri ise, böyle biriyle daha çok eş ilişkilerinden bahsettik. Evet. Evlilik hayatında karşımızdaki kişi böyleyse, aynen, nasıl bir iletişim kuracağız? Bu tam da böyle de var. Aynen. Bu şekilde ilişkiler de var. Bu önemli bir şey. Neden? Biz bunlara diyoruz ki egosentrik, yani ben merkezci insanlar. Yani artık kadın kitap yazmış ya da işte artık adam kitap yazmış, eşine her şeyi anlatmış. Bak ben bundan rahatsız oluyorum. Bak şu oluyor, üzülüyorum. Karşısında ağlamış, durumları Evet. anlatmış. Hani bu konuda nasıl bir değişiklik yapabiliriz? Örnek veriyorum, eş ilişkilerinde olur, aile ilişkilerinde. Yani gerçekten de ihtiyaçlarını anlatabilen bir kadın ya da erkek. Ama karşı taraf diyor ki sen öyle anlıyorsun. Bunda üzülecek ne var? Bakın, bir insana herhalde halden anlamamak Evet. için yapabileceğiniz en büyük zulüm, bunda üzülecek ne var? Evet. Ta kafana takma. Niye bu kadar umursuyorsun? Bu bir empatik dinleme ya da empatik anlama cümlesi değildir. Bizim bir kere bunlar ne var biliyor musunuz? O empatinin basamakları var. Böyle ayırmışlar kitaplarda, akademik literatürde. İşte 10 basamağı ayırmışlar. İşte farklı basamaklarda nasıl tepkiler veriliyor? Mesela bazıları şöyle söylüyor. Kendi yorumunu katıyor. Ben olsaydım senin yerinde şöyle yapardım. Hani vardır ya, mesela kendimizle ilgili bir şey anlatıyoruz. Karşı taraf onu empatik bir şekilde anlamak yerine ben olsaydım şöyle yapardım. Ya da bazı insanlar vardır, nasihat eder. Ama bak şöyle yaparsan şöyle olur Evet. filan. Şimdi bunların hiçbiri empatik dinleme ya da karşı tarafın halinden anlamak değil. Sadece o olaya ya da durumu, her neyse, yani haleti ruhiyesi neyse, onun kendisini bize ifade etmesi için açık uçlu, her zaman öğreniyoruz ya, açık uçlu sorular sorarak nasıl hissediyorsun kendini, biraz konuşmak ister misin? Bu kadar basit. Bazı insanlar şöyle yapıyor mesela, örnek veriyorum, eleştiriyor. İşte biraz önce bahsettiğim gibi, buna da takılınır mı? Yani bu da şey olur mu? Ya da gidip mesela toplumun gözündeki profilini anlatıyor. Ama bak sen böyle yaparsan insanlar senin hakkında böyle düşünür filan. O anda aslında başka bir şey anlatıyor ama o toplumun gözünü anlatıyor. Bunların hiçbiri empatik dinleme ya da empatik anlayış cümleleri değil. Bilakis empatinin en zayıf, en kısır basamakları. Empatik dinlemede karşı tarafın, dediğim gibi bunu tekrar tekrar vurguluyorum, halini hatırını sormak, ihtiyaçlarını sormak, konuşmak isteyip istemediğini sormak. O anlattıktan sonra da yargılamadan, küçümsemeden, eleştirmeden dinlemek. Burada parantez açıyorum. Bazı anneler, babalar, bunu uyarı için söylüyorum, çocuklarına bunu böyle biraz mizansen gibi kuruyorlar. Sonra da demek ki sen bunları yaptın ha. Yani bir, yani çocuk orada ya, garibim, terapist gibi açmış kendini. Orada ne yazık ki, işte diyorum ya, bu empatik dinlemede de kazalar yapmayın. Çocuklar sonra terapistlere gelip şöyle anlatıyorlar. Ben anneme bir iki kez bir şey anlattım ya da babama. Sonrasında beni o kadar kötü aşağıladı, o kadar çok eleştirdi ve bunu sürekli alay konusu yaptı ki ben bir daha hayatta anne babama bir şey anlatmam. İşte çocuklar bana bunu diyor. Niye diyor? Orada sizin o basit gördüğünüz mesele, o çocuğun dünyası kocaman bir şey. Kocaman. Evet. İlkokuldaki çocuklar yanımıza gelir, anlatır ya. İşte bir olay olmuştur ama o olay onun için o kadar büyüktür ki, mesela arkadaşından silgi alırken bir şey olmuştur, o onu yere düşürmüştür, sonra bir laf söylemiştir ama o kadar morali bozuktur. Şimdi ben orada, değil mi, şöyle desem, ya ne var, bir silgi mi yani senin şu anda kafana taktığın, bak ben nelerle uğraşıyorum filan. Tam da bu, ne çocuğun yaşına inebildiğimiz ne de kendi yetişkinliğimizle onun arasındaki farkı görebildiğimiz sağlıksız bir bakış açısı aslında. Bizim o yüzden bir kişi bize bir sorununu ya da bir sıkıntısını ya da kendi halini anlattığında eleştirmeden, yargılamadan, suçlamadan ve aşağılamadan da dinleyebilmeyi, aynı bir psikolog gibi belki. Niye insanlar psikoloğa gidiyor? Tam da bu. Yapabilmemiz lazım. Bunu yapamıyorsanız da kendinize bir bakın. Böyle dinlenildiğinizde nasıl hissediyorsunuz? Hep böyle arkadaşlar aramaz mıyız hayatımızda? Hep böyle birisi için biz şey yapmaz mı? Böyle bir eş hayal ederiz, böyle bir arkadaş, böyle bir aile ortamı hayal ederiz. Bir şey anlatacağım ama sonrasında
onun mesela bu problemi nasıl çözmek istediğini sorabiliriz. Evet. Kendi hayatımızdan tabii ki destekleyici bazı örnekler verebiliriz. Ama dinledikten sonra ve onu kötü hissettirmeyen bir diyalogtan sonra bunu yapmamız çok iyi olur. Ve en güzeli de şöyle oluyor. Kendimizle ilgili örnek vermeden ya da nasihat vermeden önce belki ufak tefek. Onun duygularını ona aktarabilmek. Hmm. Yani diyelim ki karşı taraf eşiyle ilgili bir sıkıntıdan bahsetti. Ben hemen eşimi anlatmayacağım orada. Yani onu bir dinleyeceğim ilk önce. Sonrasında evet üzgün olduğunu görüyorum. Eşinle ilgili sıkıntılar yaşamışsın. İşte inşallah bir şeyler yoluna girer. Böyle yani budur empatik dinleme ve anlama. Evet. Şimdi bazen öyle olur ya herkes bir şey anlatıyor Nihan Hanım ama hiçbir şey dinlenilmiyor. Mesela evet. Birisi eşinden bahsediyor. Mesela eşinden sıkıntısından. Öbürküsü de eşinin sıkıntısından evet. bahsediyor. Öbürküsü de eşinin sıkıntısından. Diyorum ki kimse birbirini dinlemiyor evet. empatik ama herkes sıkıntısını anlattı. Şimdi evet. herkes aslında o eşinin sıkıntısından bahseden insanı bir dinlese. Ondan sonra onun odadaki duygularını, ihtiyaç, üzüldüğünü görüyoruz. Ondan sonra biz senin yanındayız. Evet. Ondan sonra nasıl halledebilirsin? İstersen bak şöyle yollar var filan. Budur empatik dinleme ve sonrasında insan aynı bir terapistin yanından çıkmış gibi kendisini kapsayıcılıkla kuşatılmış. Ondan sonra böyle var eden insanlar ya da o kendi çaresizliğiyle ilgili destek veren insanların yanında insan kendisini iyi hisseder. Yalnız değilim duygusu tam da burada ortaya çıkıyor aslında.